Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne zamandır bir bambam videosu çekeceğiz. Bugüne kısmetmiş özel bir bambam videosu yaptık. Bu videomuzda 2-3 konuya değineceğiz. Şimdi mama fiyatlarıyla alakalı zaten sosyal medyada birçoğunuz gördünüz. Bir fiyat doların vardı. Da artmasıyla birlikte fiyatlar ne yazık ki en dandik mama fiyatı bile 200 liranın üstüne çıktı. Evet, yani biz de bu artan maliyetle köpeğiniz için nasıl hem çok sağlıklı hem de daha düşük maliyetli bir mama hazırlayabilirsiniz. Onun için bir tarif vereceğiz birazdan. Ayrıca da pitbull yasaklarıyla alakalı çok fazla haber çıkıyor. Yani pitbull'larla alakalı çok fazla haber çıkıyor. Bununla alakalı biz ne yaptık? Ondan bahsedeceğiz. Bir de Bambam aslında bu son günlerde biraz hastalandı. Önce onunla başlayalım. En son Bambam'a hatta lavman yapmak zorunda kaldık. Birkaç kez tekrar etmek durumunda hatta kaldık. Hatta da birkaç kez bunu tekrar etmek durumunda kaldık. Ne oldu Bambam'a? Kasaptan aldığımız kemikleri bulmuş arkadaş. Gitmiş hepsini yemiş. Hepsini yiyince tabii belli bir miktarda kemik köpek yiyebilir. Bunun herhangi bir zararı yok ama çok fazla yerse bağırsaklarında böyle çimento gibi oluyor o yediği kemik kırıkları ve çok sert bir kakaya sahip oluyor. Çok hata sert bir yani. Kaka oluyor ve çok fazla yerse de yapamıyor. Bizimki de 2 haftalık kemiğini bir kere de oturup katır kutur yediği için böyle bir şey geldi başımıza. Onunla ilgili istiyorsanız önce ne yaptık, ne oldu bir size gösterelim. Sonra videomuza devam edelim. Hadi Bambam yap şu kakayı da. Ne kendine ne bana öyle bir travma yaşatma. Hala çıkamıyor. Bambam. Yapmamak için dua ediyordum. Ne Bambam'a ne kendime böyle bir travma yaşatmak istemiyordum ama yani bugün üçüncü gün hiç kaka yapmadı ve kusuyor, bir şey yemek istemiyor, keyfi yok, yürüyemiyoruz. Devamlı kaçma Bambam, korkun necele faydası yok. O yüzden şimdi köpeğe lağman yapıp o kakayı atmasını dua edeceğiz. Bambam gel buraya! Bambam! Gel! Bambam. Gel buraya. Burada bir okumamız lazım arkadaşlar. Sonuçta bir ilaç kullanacağız. Ben veterinerime danıştım ama yine de evet Bambam. Arkadaşlar ilk lağmanda ufak bir parça çıktı ama gene tam yapamıyor. Ben hata edip bir tane aldım tabii. Şimdi ikincisini almaya gidiyorum. İkincisinde sorun çözeceğiz gibi geliyor. Böyle yapmak istemediğiniz şey üstünüze kalır. 1000 defa yaparsınız ya. İşte o hesap. Eczaneye gidip tekrar derdimizi anlatıp yeni bir lağman alıp gelelim. Yani boşaltım sistemindeki sıkıntı bütün aslında kimyasını etkiliyor. Çünkü bu süreçte Bambam çok sürekli hasta gibiydi. Çok iyi değildi yani. Kusuyordu. Bizi ürküttü bayağı bir. Sürekli kusuyordu. İştahı azalmıştı. Ve yemek yemiyordu. O daha da ürkütücüydü aslında. Yani beslenememesi bizi bayağı bir tedirgin etti. Lağmanla birazcık bir kullandığımız bir şurup var. Yani benzer durumda kalan insanlar için en azından bir fikir olmuş olsun. Dufalike isimli bir şurup ve lağmanla biz kurtarmış olduk. Tabii bunu kendimiz yapmadık. Bunu veterinerden öneri olarak aldığımız için
için yaptık. Kendi kafamıza göre bir şey yapmadık. Tabii ki. Bambam çok uzun zamandır bizde. Yani bir aylıkken aslında bize geldi. Geldikten çok birkaç gün sonra hatta değil mi? Çok ciddi bir sağlık problemi yaşadı ve ameliyat ettirdik. Bağırsak düğümlenmesi sorunumuz olmuştu. O zamanki veterinerimiz de gerçekten bizi çok, çok güzel iyiydi. Yönlendirdi ve çok hassas bir ameliyat yaptılar aslında. Geldi iki gün sonra dediği gibi Filiz'in bağırsak düğümlenmesi oldu. Sağ olsun çok iyi bir veterinerimiz vardı. Ben alta onunla ilgili bilgileri de geçeceğim. Gülşah ablamıza teşekkür ederiz. Teşekkürümüz gerçekten olsun. İlgisi alakası için. Buradan da ilgisi alakası için. Bir şekilde Bambam'ı hayata döndürdük. Şöyle bir şey oluyor. Bambam'ın hep kaka yapmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bir şey oluyor ve hep kaka yapmasını bekliyoruz. Kaka yapıyor ve biz rahatlıyoruz. Ne yazık ki. 3 gün falan bekleyip böyle sonra herkes arayıp Bambam nihayet kaka yaptı diye. Kaka yaptı diye. Bambam'ın ilk gününden şimdiye kadar bu süreçlerini anlattığımız bir video hazırladım evet, size. Şimdi de onu izleyelim bakalım. Bambam'ın büyümesi. Oğlum. Bambam. Bambam hep çok kaliteli mamalar yedi. İşte Origin gibi, Akana gibi, Wildfit gibi. Ne yediği en kötü mama ND diyebiliriz. Yani çok kaliteli bir mama şeyi vardı. Ben bu konuda çok özen gösteriyorum. Çünkü yani diğer mamalar biraz pirinç patlağına benziyor aslında. Aromalandırılmış pirinç patlağı ve köpeğiniz için çok zararlı. Bu tarz kaliteli mamalar kullanıyordum. Ama bunu kullanmama rağmen Bambam'da hep çok fazla tüy dökülmesi. Evet yani benim ciddi şikayetçi olduğum bir durumdu. Çünkü kısa tüylü olduğu için o tüyler o gibi çorap, kazak yani
yani şey herhangi bir yerde saplanmış çıkmıyordu. Bir şekilde kalıyordu ve temizlemek gerçekten çok zordu. Evde de yani aynı şekilde. Kaliteli mamaları kullanmamıza rağmen böyle sorunlarla karşılaşıyorduk. Bu son yaptığımız mamayla birlikte tüm bu sorunlardan kurtulduk. Aynen. Ne ağız kokusu var, ne köpek kokuyor, ne tüy dökülmesi var. Yani tabii ki belli bir miktarda döküyor ama yani çok az ama yani çok tüy döküyor. Benim saçım daha çok dökülüyor evet, olabilir yani. Benim saçım kesin daha çok dökülüyor. Tüyleri de yumuşacık oldu ve yani çok sağlıklı, daha böyle enerjik bir köpeğimiz oldu. Bununla ilgili tarifimizde de burada tanıdığımız kasaptan biz kemik ve sakat atlar alıyoruz. Evet. Önce bunları yaklaşık bir 40-45 dakika düdüklü tencerede kaynatıyoruz. Kemikleri evet kaynatıyoruz. Kemikleri iyice kaynatıyoruz. O içindeki işte bu jelatin şeylerinin çıkmasını sağlıyoruz. Ondan sonra havuç, ıspanak, patates, brokoli, karnabahar, değil mi? Evet. Başka var mı? Ben yana not olarak da yazacağım tam olsun diye. Bu tarifte diye. Bunları kullanmıştık. Ve zeytinyağı. Bazen kereviz koyuyoruz. Bir bardak zeytinyağı, bazen aynen kereviz sapı koyarak bir 45 dakika 50 dakika haşladıktan sonra kemikleri bunları koyup tekrar haşlıyoruz. Bunların da iyice içinde erimesini sağlıyoruz. Bir 40-45 dakikada bu şekilde haşlıyoruz düdüklü tencerenin içinde. Ondan sonra içine bir paket makarna koyuyoruz ve bunu karıştırıp kapları alıp günden güne ufak ufak bambama mama olarak veriyoruz. Yani ortalama 6 litrelik bir tencerede yapıyoruz. O bizim için evet, 30 kiloluk köpeğimize 4 gün falan rahat bir şekilde gidiyor. Yetiyor. Hem bizim için çok masrafsız oldu. Yem fiyatlarının yanında en dandik yem 200 lirayı geçmiş. Yani şu an bir orijinde ben tahılsız mama kullanıyordum. Köpek sahipleri tahılsız mamaların ne kadar daha uçuk fiyatlı olduğunu bilir. 700-800 lira verirken ki bir 15 kiloluk mama da bize bir ay yetiyordu. Hatta yani 26 gün 27 gün falan yetiyordu. Tam bir ay dönmüyordu. Evet. Yani şimdi muazzam bizim için ekonomik oldu ve hani ekonomikliğini geçtim, köpeğimiz için de çok daha sağlıklı aynen oldu. Aynen öyle. Ya sadece ekonomik değil, gerçekten biz en iyi mamaları kullanıp köpeğimiz için en iyisini yaptığımızı düşünüyorduk. Ta ki gerçekten tam bu beslenme şeklini keşfedene kadar. Hı. Aslında daha önce bizim barf denediğimiz zamanlar oldu ama onları da hazır alıyorduk. Evet, hazır kendimiz alıyorduk. Yapmamıştık. İlk defa kendimiz yapıyoruz. O da fena değildi ama yine bu değildi yani. Bu kadar iyi değildi. Köpeğimiz için çok sağlıklı, bizim için de çok ekonomik bir mevsim yöntem oldu. Mevsim sebzelerini kullanıyoruz. Yani sizin bile yani insanların bile yiyebileceği neredeyse bir şey çıkıyor zaten. Yani tabii yapılan ortaya. Papara aslında bir insanın yiyebileceği hatta çok sağlıklı bir yemek oluyor aslında. Aynen yani öyle. Biz sebze, bunu et, her şey var içinde. Köpeğimize veriyoruz. Karbonhidrat. Köpeğimiz de çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Hani bazıları diyebilir makarna verilir mi, köpek karbonhidrat almaz. Ben de aynı şeyleri çok uzun süre savundum. Ama arkadaşlar gerçekten köpek o kadar böyle yumuşak tüylü, az tüy döken, ağzı kokmayan bir şekle geldi ki gerçekten çok sağlıklı. Yani gördüğünüz zaman zaten direkt anlıyorsunuz köpek parlamaya başladı. Bir de pitbull yasaklarına geleceğiz. Biz Bamba'mı zaten kısırlaştırmıştık. Kaydını da yaptırdık. Ama şöyle bir şey var. Biz Bamba'mı niye kısırlaştırdık? Biz 5 yaşına kadar bekledik. 5 yaşından sonra kısırlaştırmak istedik ki ömrü daha uzun olsun. Çünkü genelde bu köpeklerin üreme organları ile ilgili çıkan sorunlardan dolayı hayatlarını daha önce kaybedebiliyorlar. Biz ömrü uzun olsun diye kısırlaştırmıştık. Biz bu pitbull yasasına aslında karşıyız. Şu şekilde bir şey yapılabilir benim düşüncem. Nasıl araba kullanmak için ehliyet gerekiyorsa, bugün drone kullanmak için bile ehliyet gerekiyor yoksa cezası var. Köpek sahibi olmak için de böyle bir ehliyet verilebilir. Böylelikle köpek beslememesi gereken insanlar köpek beslemez ve bu tip sorunların hiçbiri olmaz. Bizim köpeğimiz Mia ile birlikte büyüyor. Mia ona neler yapıyor ve hiçbir şekilde bir saldırganlığı yok. Kesinlikle. Biz o şekilde yetiştirdik çünkü. Hatta burada önceki videolar izleyenler hani hatırlayacaktır. Sopayla köpeğimizi dövdüler. Köpek onlara bile saldırmadı. Aynen. Bu köpeği nasıl yetiştirirseniz o şekilde gerçekten olur. Gerçekten. Çok klişe, belki çok duyduğumuz için artık kanıksadık ama kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Vardır. Kötü yetiştiriliyorsa ya da şöyle düşünün. Gerçekten şu anda mevsim şartları zorlaşıyor. Köpekler bizim atıklarımız olmadan ya da bizim paylaştıklarımız olmadan hayatta kalamayacak canlılar. Avlanabilen canlılar değiller. Açsa yani siz de aç olduğunuzda saldırganlaşıyorsunuz. İnsanlarda da bu var. Yani birazcık bu konuda anlayışlı olmak lazım. Eğer imkanınız varsa özellikle lütfen, bu soğuklarda. Evet yani ne koyabiliyorsanız kapının önüne. Besleme alanlarına Yardımcı olmaya çalışalım. Burada
insana iş düşüyor. İnsanın eğitilmesi ve o eğitilen insanın köpeğe bakması gerekiyor ki o köpek kimseye zarar vermesin. Evet öyle. Yani ve bizimki kuzu gibi kimseye bir şey yapmıyor. Niye? Ona göre çünkü büyüdü, ona göre bir şekilde psikolojisi bozulmadı, dayak yemedi, kötü davranılmadı, soğukta yatmadı. Yani çocuğumuz gibi değil mi? Evet yani. Yani çocuğumuza ne yapıyorsak bildiğin Bambam'a da aynılarını yaptık. Kesinlikle yani şiddete meyilli olacağı bir ortam yaratmadığınızda zaten o şekilde davranıyor hayvan gerçekten. Kötü bunun için de psikolojisi sağlam olan insanların köpek, kedi, papağan artık neyse hayvan bakması lazım. Tüm hayvan bakanlara bir sertifika, bir ehliyet, bir şey getirilip bunun bence kontrol altına alınması lazım. Evet. Bunlardan ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Kaldık yani bu son işte yasaklar ve yasaktan dolayı oluşabilecek cezalarla alakalı insanlar ürktüğü için bir sürü köpek haberlerde görüyorsunuzdur zaten. Sokağa bırakıldı, kaderine terk edildi. O kadar kolay değil yani avlanabilen bir hayvan değil köpek. Bize ihtiyaçları var. Hani diğer hayvanlar da aynı şekildedir. Biz köpek baktığımız için, hani köpekler için olanını söyleyeyim. Köpek 2 yaşında hiç büyümeyen bir çocuk. 2 yaşına kadar büyüyor gibi düşünün çocuğunuzu. 2 yaşında kalıyor. Hani zeka, hafıza, oyun, her şey 2 yaşında bir çocuk gibi. Şu anda hani Mia'mız da var, Mia suyumuz. İnsan şey yapabiliyor. Gerçekten çocuk gibi inatlaşıyor, oyun oynamak istiyor. Anlıyor anlamamazlıktan geliyor. Anlıyor anlamamazlıktan geliyor. Bunu hiç büyümeyen bir çocuğa sabrınız varsa köpek sahibi olmak değil de ya da bir hayvan sahibi olmak değil de o hayvanın insanı olabileceksiniz. Bunu evinizde evinizi paylaştığınız bir ev arkadaşı gibi görebilecekseniz bir hayvan sahiplenin. Yoksa sahiplenmeyin arkadaşlar. Evet. Ya birçok şeyden feragat etmek gerekiyor. Gideceğiniz yerlerden, oturacağınız mekanlardan, kalacağınız süreye kadar. Çünkü yani günde 2 kere o hayvanı dolaştırmanız gerekiyor. Bırakayım 24 saat. Daya tutabiliyor zaten tuvaletini falan. Bunlar çok sağlıksız durumlar. O nedenle gerçekten çok ciddi bir sorumluluk. Bunu alabileceğinize inanıyorsanız enine boyuna düşünüp öyle karar verin. Evet arkadaşlar, kameramızın pili bitti. Evet. Telefonumuzun pili bitti. Üşüdük. Mikrofonumuzun pili bitti. Üşüdük. Yani ışığı da kaçırmamak için tekrar işte şarj edip gelmemek adına telefondan böyle evet, kolumuzu uzatarak da böyle olsun. Selfie modunda devam edelim dedik. En son büyük bir sorumluluk demiştik. Bu sorumluluğu lütfen sorumluluk sahibiyseniz alın. Yoksa almayın arkadaşlar. Bir de Filiz Hanım, siz bir şeyden bahsediyorsunuz. Bu videonun en önemli kısmı falan. Evet. Videonun en önemli kısmı, en can alıcı kısmı burası. Bizi henüz takip etmediyseniz o kadar ideal bir an, o kadar ideal bir zaman. Kanalımıza ki. Abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir de sadece 12 kişi kaldı. Evet. Bu 12 kişiden biri siz olabilirsiniz. Bize yardım edebilirsiniz. Ocak ayına özel komple ücretsiz arkadaşlar. Abone olmak. Abone olmak. Ne kadar güzel bir kampanya deneyeceğim. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna gelirken diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar selamünaleyküm. Gördüğünüz gibi beklenen an geldi. Karşı anda yakıyor.